Başladık kayda. Evet, tekrar günaydın. Mikrobit çocuklar konumuz. Sakarya Bilsem öğrencileri ve öğretmenimizle birlikte biz MikroCode diye e-training projesi başlattık. Ve sanal sınıftan gönderdiğim birçok görev bu şeye, projeye entegre ediliyor. Evet, Serkan Hocam ben sözü size vereyim ve başlayalım. Tamam, ben Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nde sınıf öğretmeniyim. Yıldız öğretmenimizle birçok projede beraber olduk. Hatta şu anki öğrencilerimizin, benim öğrencilerim bir kısmı zaten Yıldız öğretmenimle beraber çalışmışlardı, hatırlıyorlardır. Yeni bir projede de böyle bir çalışmanın içerisinde yer alacağız. Bazı etkinlikleri beraber yapacağız. Ben şunu bekliyorum açıkçası. Karşılıklı deneyim paylaşımı bizim için çok önemli. Ki bunu şu anki gruplarımda özellikle vurguluyorum. Şimdi biraz bunu dışı olacak hocam. Bir grubumuz var bizim Bilsem'de. O grupla ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bütün gruplarımızla ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Şu anki de farklı bir grup. Şimdi buradaki çalışan grubumuz birbirleriyle iletişim içerisinde aynı iletişimi ve etkileşimi sizinle de yapmalarını istiyorum. Sizin de onlarla aynı etkileşimi yapacaksınız ki birbirinizle deneyim paylaşımı çok çok önemli. Yani buna akran öğrenme de deniyor. Aynı zamanda çok zevkli bir hale geliyor belli bir aşamaya geldikten sonra. Evet, nereden başlayalım hocam? Mikrobit'i tanıtalım mı? Olur. Mikrobit'le başlayalım. Şöyle hemen ben sizi host yapayım bir saniye. Ben sizi host yaptım Serkan Hocam şu anda. Ben de programım var, onu açacağım da. Tamam. Şimdi çocuklar öncelikle şöyle bir şey paylaşayım size, görsel. Şu an kullandığınız piyasada iki çeşit Mikrobit var. Birisi Mikrobit 1.5'ti galiba, yani birli. Birisi de Mikrobit 2. Yani iki çeşit Mikrobit kullanıyoruz. Elinizdeki büyük ihtimalle Mikrobit 1. Çünkü Mikrobit ve Mikrobit 2 ile arasındaki fark şu. İçerisinde farklı şeyler var, aparatlar var. Buzzer'lar var mesela. Onu da birazdan gösteririm Mikrobit 2'yi. Ses şu an yüklendi değil mi şu an son olarak? Evet. Ses sensörü. Ses sensörü ve ses aparatları var. Şimdi üzerinde iki tane buton var. A ve B butonu. Bunlar birer düğme. Bunlarla açıp kapalı mantığıyla çalışıyor. Yine 25 tane matris LED var. Yine bir tane USB girişi var. Arkada reset butonu var. 3 voltluk, şunu şöyle kenara çekeyim. Arka tarafında yine 3 voltluk soket var. Burada bilgisayarınızda bağlantı yapıp yapabiliyorsunuz. Yine arka tarafta bir iki tane de gyro sensörü diyeyim, daha doğrusu kompas yani pusula sensörü gibi sensörler var. Şimdi burada önemli olan bir durum var. Biz Mikrobit'e aparat bağladığımızda altındaki pinler var. Pin 0, pin 1, pin 2, pin 3 diye gidiyor. Pin 3 daha doğrusu yok, 3 volt var. 3. 4. pinde. Bilgisayar dilinde her zaman 0'la başlar sayılar çocuklar. Bunu unutmayın. O yüzden pin 0'dan başlıyor ama aralarında bakın bir tırnaklar var. Bu tırnaklar da ayrı birer pin. Bunu kullanmak için de ayrı bir aparat kullanıyoruz. Şimdi bugün basit bir etkinlik yapacağız sizle. Bir tane LED devresi nasıl oluşturduğunu onu göreceğiz. Şu anda açtığım uygulamanın adı Threadseek diye bir uygulama. Bunda online çalışma yapabiliyorsunuz. Yani sanal bir kart yapabiliyorsunuz. Şu anda içerisindeki dokümanlar yükleniyor. Elif Aliya da burada bana yardım edecek. Bir LED devresinin kurulumuyla ilgili ufak bir yardım alacağım Elif Aliya'dan da. Yani bugün bir LED yakıp söndürme işlemi yapacağız. Serkan Hocam bu program ücretli oldu diye biliyorum ama şu anda sizde online mi offline mi kullanıyorsunuz? Offline kullanıyorum. Bu şey yine ücretsiz olan eski sürüm değil mi? Evet. Eski sürüm. Yeni sürüm değil. O yüzden okuldaki bilgisayarımız da var da burada yok şu an bizde. Yani eski sürüm. Bu arada burada gördüğünüz gibi Mikrobit'i yükledim. Koydum kartını. Şimdi Mikrobit'i nasıl bağlayacağız? Elinizde timsah kablolar var çocuklar. Bakın bu şekilde.
İnsan kablolar vasıtasıyla bağlantısını kuracaksınız. Ben iki tane timsah kablo aldım. Bunlardan çoğaltıyorum kontrol V ile. Şimdi yapacağımız şey timsah kablolardan bir tanesini DND'ye bağlıyoruz. Diğer timsah kablomuzu da pin 0'a bağlıyoruz. Şimdi burada şunu yapacak. Pin 0'dan bir akım göndereceğiz. Gönderdiğimiz akım geçecek ledin içerisinden ve DND'ye bağlıyoruz. Aslında burada bir tane de şey kullanıyoruz. Direnç kullanıyoruz ama bugün kullanmayalım. Dirençsiz bağlayalım. Sonra direncin farkını daha sonraki etkinliklerde Yıldız öğretmenimiz bize anlatır. Nasıl bir etki yaptığını çok böyle zamanınızda anlatmak istemiyorum bununla ilgili. Bunu da bitirmemiz gerekiyor. Biraz sonra arkadaşlarınızdan bir tanesi de zaten bize yardımcı olacak bunda. LED aldım bir tane. Bulabilirsem burada. Şöyle bir şey. Çocuklar LED bir fotodiyot. Tek yönde akımı iletiyor. Bunu bilin. Bakın şöyle bir şey. LED. Bu bir fotodiyot. Işığa duyarlı bir diyot LED. Parmak ışık yayan bir diyot. Özür diliyorum. Bunu bir şey görüyorum. Ayaklarını açıyorum. Burada önemli olan kısa ayağı GND'ye bağlıyorsunuz çocuklar. Simülasyonda bakın şu ayağı şurada kırık gibi. Şöyle bükülü. Orası Evet, burası artı oluyor. Burası negatif oluyor. Bu kırık kısa ayağını GND'ye, uzun ayağını pin 1'e bağlıyor bu şekilde. Bir devre oluşturuyor. Böyle devremi güzel düzeltelim. Bu kadar basit bir şekilde devremizi kuruyoruz. Şimdi ben sözü hocam şeye veriyorum. Öğrencime vereceğim. Tamam. Olsun yapacak bundan sonrasını. Zeynep bir şey sormak istiyor ama söyle Zeynep. Şimdi bir yanımız şeye yan tarafta mute yazıyor. Onun yanına geldiğinde make host diye bir şey olacak. Oradan beni yeniden host yaparsın. Ben seni şu anda host yapıyorum. Yönetim sende. Mikrofonunu ve kameranı açarsan, yaptığın çalışmayı arkadaşlarına gösterirsen görünür. Yani yaparak anlatırsan daha iyi olur arkadaşlarına. Tamam. Kameranı açabilirsen eğer. Bu arada ben de açmamışım kameramı. Evet. LDR ile ilgili bir çalışma mı? Merak ettim çalışmasını. Telif ayranı. Telif ayranı. Yok, yine LED ile ilgili. Basit. Anladım. Alayım mı? Evet, yapabilirsin. Kamerada göstererek nasıl taktığını, nasıl bağladığını tekrar göstererek yaparsan sevinirim. İlk insan kabloyu pin 0'a, diğerini de GND'ye bağlayacağım. Yanında olanlar bizimkilerde eş zamanlı yapabilirsiniz. Eğer yanınızdaysa. GND'ye bağladığımı... Bu arada LED'i gösterebilir misin? Şu yakın uzak kaldı biraz Zeynep Halya. Evet bakın LED bu. Kısa ayağını göster orada. Bakın kısa ayak gözüküyor zaten. Uzun ayak da orada. Kısa ayak nereye bağlanacaktı? Kısa ayağım GND'ye bağlayacağım. Uzun ayağımı da pin 0'a bağlayacağım. Evet.
Devre bu kadar basit. Kodlamasını yapabilecek misin Elif Aliya, yoksa ben mi anlatayım orayı? Evet. Tamam. Şimdi benim bağlantıyı bir göster tamamen tekrar arkadaşlarıma elinle. Yani bütün devreye nasıl kurulduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Bakın böyle bir şey olacak çocuklar. Bunu daha önce yapmıştık. Sokak lambası, otomatik yanan sokak lambası yapmıştık. Oradan hatırlarlar aslında. Evet. Elif Aliya, şimdi beni MacPost yapabilir misin? Nerede? Şimdi benim ismimin olduğu yere gel. Orada şey çıkacak. Mor gibi bir mute yanında da başka bir mor mu yazıyordu? Mor yazıyordu. Mor, evet. Mor yazdığında MacHost diye bir şey olacak benim şeyimde. Öğretmenim. Öğretmenim. Bir şey yazıyordu. Ben işte. Öğretmenim. Tamam. Şu anda host oldum galiba. Yok olmamışım. Evet. De. Tamam. Şu an host oldum. Oldu şu anda. Efendim. Ben katılamayacağım da internetim yavaş. Tamam Ecrin, sorun değil. Olur. Şimdi siz şu anda ben yani diğer şey... Başka bir yerdeyim de oranın da interneti yavaş. Tamam Ecrin, sorun değil. Bir dahakine katılırsın, olur mu? Şu an ekran paylaşım... Başka bir yerdeyim de oranın da interneti yavaş şu an şey her yere geçiyorum ama internet çekmiyor. Anladım, tamam. Şimdi projeye devam ediyoruz toplamasını. Basitçe hemen yapalım. Evet, buraya geldik. Şimdi kodlamayı şöyle yapacağız. Öncelikle şu açılsın. Bir giriş okuyacağım. A butonundan bir giriş okuma yapacağım. A butonuna bastığımda dedim çalışması için. Daha sonra içerisine dijital değer yaz seçeneğine koyuyorum. Değeri PIM 0'daki değeri çocuklar dijital şeyler 1 ve 0 ile çalışıyor. 1 demek anahtar kapalı, açık kapalı demek, sıfır da açık demek. Şimdi A butonuna bastığımda değer 1 olacak PIM 0'ın. B'ye bastığımda ise şuradan B butonunu alıyorum. Birisi açma, birisi kapama işine yarayacak. Basit bir devresi yakma işlemini yapıyorum. Buradan da PIM 0'ı sıfır yapıyorum. Devreyi yüklediğimizde A'ya bastığımızda ledimiz yanacak, B'ye bastığımızda ledimiz kapanacak. Deneyelim bakalım. Ben de deneyeyim. Serkan Hocam, simülasyonda bastığımızda şurada pinler yanıp sönüyor. Pinler yanıyor, evet. Burada pinlerin değeri 1 oldu. Bastım, 0 oldu. 1 olunca ne olacak? Buradan elektrik akımı yollayacak devreye. Bağlantı kurmuş olacak. Simülasyonda da gözüküyor ama tam LED olmadığı için anlayamayacaksınız. Ama burada birine bastığınızda yanacak, diğerine bastığınızda sönecek. Basit bir etkinlik yaptık böyle. Evet. Çalıştırabilen var mı aranızda? Örneğin yapalım. Yapın yapın. Eş zamanlı yapın, evet. Yüklemeyi biliyorsunuz. Onu da anlatayım mı? Yoksa gerek var mı? Biliyorlar Serkan Hocam. Tamam. Onda sıkıntı yok. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Siz bu grupla Python'dan bahsettiniz. Python'dan da diğer bir grubumuz var. Diğer grubumuzda Python yapıyoruz. Bu grupla da klinik projelerini yürütüyoruz. Şu anki katılan bütün öğrenciler. Bir de kaçıncı sınıf öğrencileri diye merak ediyor bizim öğrencilerimiz, sizin öğrencilerimiz. Evet, tanıştıralım hocam yaparken aynı zamanda da. Ben şu paylaşımı durdurayım. Gördün mü? Evet.
Evet, şimdi şöyle bazı kuralları var. Biliyorsunuz Morse alfabesi nokta ve çizgilerden oluşuyor. Ve harfleri buradan zaten bakıp yapıyoruz. Ancak şimdi mesela A harfiyle bir şey yazdık. Ya da SOS en basitinden. SOS'i biz öğretelim. Siz de daha sonra mutlu yılları yazarsınız. Şimdi SOS yazmak için. SOS biliyorsunuz uluslararası bir yardım çağırma sembolü. Evet öğretmenim. O SOS. Evet. Yani. Diye yazılıyor. SOS diye de söyleniyor uluslararası şeyde. S yazmak için 3 tane nokta koyuyoruz. Ama bu noktaların arasında kaç saniye bekleyeceğiz? İşte S yazmak için 3 tane nokta geliyor S harfine ama S'den sonra O harfi gelecek ya. İşte bunun arasında ne kadar bir süre var? Bu sürelerin de bir standardı var. Kuralları şöyle, bunu da bir İngilizce çeviri yaptım. Tireler noktalardan 3 kat daha uzunmuş çocuklar. Yani şu çizgilerin süresi, ekranda belirme süresi noktalardan 3 kat fazla olacak. Bunu not alın isterseniz. Evet Fikret Boran. Öğretmenim peki ben bir şey soracağım. Morse alfabesi ışıkla mı gösteriliyor sesle mi? İkisiyle de gösterilebiliyor. Mesela ben birkaç tane örnek göstereceğim size şimdi. Gemiciler kullanabilir. Gemide mahsur kaldılar. Bir yerde başları derde girdi. Sinyal göndermek zorundalar. Eğer ses ulaşmıyorsa o zaman ışıkla yapıyorlar. Evet, noktalar ve çizgiler arasındaki boşluk nokta ile aynı uzunluktadır diyor. Yani noktayla çizgi şu ara, şurası. Nokta bir saniye bekleyecekse şu arada da bir saniye bekleme süresi olması gerekiyor. Noktayla çizgi arasındaki boşluk. Karakterler arasındaki boşluk tire ile aynı uzunluktadır. Karakterler dediği mesela A harfinden sonra bir sonraki harf. Mesela dedik ki çizgi kaç? 3 kat. Noktaya, şimdi şöyle yapalım. Noktaya biz kaç saniye diyelim? 2 saniye süre verdik noktaya. Noktayla çizgi arasındaki uzunluk o da 2 saniye. 2 saniyede bu ikisinin arasında boşluk verdik. 2 saniye. Sonra çizgi noktanın 3 katıdır dedi ya. Değil mi? Çizgi noktanın 3 katı olduğuna göre çizginin bekleme süresi kaç kat olacak? Çizgi 3 kat. 3 kat olursa kaç saniye bekleyecek çizgi ekranda? 3000. Bu 2 saniye. 3000 milisaniye. 3 saniye. Hayır. Nokta 2 saniyede noktanın 3 katı. 2'nin 3 katı ne? 6 saniye. 3 kere 2 oldu. Evet. Çizgi 6 saniye bekleyecek. Peki A harfini yazdım diyelim ki. Bu A harfim. Sonra A'dan sonra ne gelsin? Herhangi bir harf söyleyin bana. Basit E harfi olsun. E basit olsun hadi benim için. Bu ikisinin arasındaki şuradaki uzunluk yani şuradaki mesafe ne kadar olacak? Karakterler arasındaki boşluk tire ile aynı uzunlukta. Yani 6 saniyede burası olacak. 6 saniyede bura olduktan sonra E harfini koyabilirim. E harfi kaç saniye bekleyecek? Bir noktadan ibaret E harfi. Nokta. O zaman 3. Ama 2 saniye hocam biraz uzun olabilir mi? Daha uzun belirleyebilirler. Ben hani örnek olsun diye. Daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Evet, yani ekranda 2 saniye belki az gelirse size, bunu mesela eğer 3 saniye yapıyorsanız bir simgeyi, ona göre diğerlerini ona göre ayarlayacaksınız. Tamam mı? Şunu ben chatten size göndereyim. Kafanız karışmasın, not alın. Ona göre ayarlayın, tamam mı? Yoksa hani telgraf ilk çıktığında böyle yapmasalardı hepsi birbirine karışırdı. Bu sürelerden anlıyorlar kelimeler arasındaki boşluğu. Bir standart haline getiriyorlar. Evet. Standart evet. Şimdi E harfi de ben buraya E yazayım da kafamız karışmasın. E harfi de 2 saniye ekranda görünecek. Onu biz mesela diyelim ki şunu
3 mi yapalım Serkan hocam? Kaç yapalım? Bir standart. 1 de olabilirim. 1 de yeterli diye düşünüyorum. Efendim? 1 yeterli diye düşünüyorum aslında nokta için. Tam 1 de ardışık olarak gözüküyor. Evet. Bence de 1 yeterli. 1 mi yapalım? 1 dediğim zaman bitiyor. Evet. Yani tamam. O zaman bunu 1 saniye yaparsak. 3 saniye. 3 saniye. 3. Bence 2'den az olmuyor. Bence çünkü çok ardışık gözüküyor. Bu da o zaman 1 olacak. Evet. O zaman bu da 3 olacak. Değil mi? Evet, 3 olacak öğretmenim. Bu da 3 katı. Bu da 3 olacak. Şu da 1. 1, evet. Yani buna göre belirleyeceksiniz. Bu bir örnek. Ben şu an SOS yazmadım. Buna göre siz şimdi bir SOS mesajı yazın bize. Biz de görelim. Tamam mı? Neyden öğretmenim? Mikrobit sayfasını açın. Ben çekeceğim size bunu. Farklı yöntemler göstermiştik. Bunu ışıkla mı yapacak, sesle mi yapacak, neyle yapacaklar? Önce şeyde yapsınlar hocam. Mikrobit'te yapsınlar. Bir örnek gösterebilir misiniz? Bir başlangıç örneği bizimkiler için. Tamam. Çünkü biz çok farklı türde yaptığımız için. Anladım. Hemen açayım o zaman ben. Bunu durdurayım bir saniye. Şimdi ben burada... Yani öğretmenim, gene mi değişken öğreteceğiz, fonksiyonu öğreteceğiz? Tabii, fonksiyonla koyarsanız işiniz kolay olur. Önce fonksiyonun içine harfi koyalım. Sonra... Tabii harfi. Evet. Şimdi şöyle yapayım. Harfi de ben şu online açayım ki. Morse. Etmez. Biz SOS'i kullanacağız. Şurada S'yi biliyoruz. O'yu da görüyoruz. O da 3 çizgi zaten. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın. Ben makecode.microbit'ten hemen açıyorum şimdi size. Yeni bir proje yapıyoruz. Efendim? Ben açamadım bir türlü mor sayfamız. makecode.microbit'i açın. Yeni bir proje başlatıyoruz. Ve buraya projemize isim veriyoruz. Herhangi bir isim. Ben Morse diyorum sadece. Ben Morse. Tamam. Oluştur dedim. Bunu da dilini Türkçe tamam. Yapayım isterseniz. Daha kolay olacak. Ben de Türkçe. Ben de Türkçe öğretmenim. Tamam. Aynı örgüm. Yeni yıl mesajı yazdığımız gibi mi? Evet. Şimdi açtık. Açtığımız zaman bunları siliyorum. Şunları. Anlat benim. Bir düğmeyle çalışsın istiyorum. Mesela A düğmesi. A düğmesine bastığımda o şeyi, sinyali versin. Ama A düğmesinin içine harfleri koyabilmek için harfleri fonksiyon haline getirmenin nedeni daha hızlı ve daha kolay oluyor. Mesela mutlu yıllar yazarken A harfini birkaç defa tekrar yazmamak için, değil mi? Fonksiyon kullanıyorum. Gelişmişe tıklıyorum. Fonksiyonlar diyorum. Ve fonksiyon yarat dedim. Burada ben E harfi. Ben şimdi örnek SOS'i siz yapın diye bunu örnek olarak vereceğim. E harfi dedim. E harfi dedikten sonra bitti dedim. Şimdi bunun içine E harfinin simgesini Morse alfabesinden bakıyorum. Simgesi neydi? Bir nokta. Peki bunun simgesi bir noktaydı. Kaç saniye dursun ekranda? Ona karar vereceğim. Yani harfler kaç saniye duruyordu? Chat'ten attım bu arada. Bir saniye olarak aramızda öyle karar aldık, değil mi? Buraya bir nokta gelmesi için önce ledleri göster dedim. Noktamı koydum. Ve bunun bekleme süresini bir saniye olarak ayarlayacağım şuradan. Duraklat kısmından bir saniye dedim. One second. Evet. Peki, harfle diğer harf arasındaki süre ne kadardı? İki. Bir saniye. Bu bir saniyesi. Bu da aynı. Ha, üç. Emin misiniz? Ömrüm bir saniye. Bir saniye. Bir saniye örmeyeyim yok. Harfin beklediği süre kadardı. Neyi 3 katıydı? Çizgi 3 katıydı. Değil evet. Mi? Unutmayın. Demek ki buraya ben bir saniye daha aralık koyacağım. Şimdi fonksiyonumu böyle oluşturdum.
fonksiyonu kapatayım ve bu E harfini buraya çağırayım. Fonksiyonlar kısmına gidiyorum. Çağır diyorum. Neyi çağır? E harfini çağır. E harfini çağırdım. E'den sonra ne olsun bu?